Ne emanet ettim, dışarı çıktım. İşlerim vardı biraz, hallettim. Geldim, adam yok. Kafayı yiyeceğim. Lan bunda sarı hastalığı var. Bir yerde bayıldı kaldı mı? Ne olmuştur sence ya? Bir kız arkadaşı vardı bunun. Geçenlerde diyordu bana, abi aldattım falan diye. Ne bileyim, kız farkına mı vardı? Hani belki abilerine söylemiştir, çocuğa bir kumpas falan yaparlar. Kafayı yiyeceğim ya. Sence? Vallahi Arifçim, ne desem bilemedim şimdi. Sonuçta sen bu çocuğu daha iyi tanıyorsun. Belki canı sıkılmıştır, bir yerlere gitmiştir, kafası bozulmuştur. Genç delikanlı çocuk. Sen sıkma canını. Çıkar gelir bir yerlerden. Bak ne diyeceğim, polise haber verelim mi? Yok, verelim de. Sen haklı olabilirsin ya. Bekleyelim bence biraz. Belki kafasını dağıtmak için uzaklaşmış olabilir. Neyse, ben kaçayım dükkana. Görüşelim daha sonra, olur mu? Peki. Birader, ne bağırıyorsun? Senin çırağın kafasını kesip bisikletten denize atmışlar. Polisler seni soruyor. Ayten abla izin ver de bir geçeyim. Peki nasıl öldü bu kız? Biraz kafa dağıtalım dedi. Bir şeyler çıkardı. Hap falan. İçtik. Sabah uyandığımda uyuyor zannettim. Sonra fark ettim nefes almıyor. Nabzı durmuş. Ne yapacağımı bilemedim abla. Ne yapsaydım? Çöpe mi atsaydım? Yardım et bana abla. Birader. Yarınki halı saha maçına gelmeyeceğim. Ne bileyim oğlum. Havamda değilim, ondandır. Ben havaya sokacağım seni Arif. Sen de kimsin? Azrail'inim Arif, Azrail'inim. Ne istiyor? Çırağın kafasını kestim, anında öttü. Sattı seni. Kardeşlerimi yaktın ha? Sen de yanacaksın. Ama biraz oynayacağız önce. Dikkat et. Kendine fazla güvenme. Kardeşlerin gibi yapmayayım seni de. Thank you.
kardeştik. Aslen Erzurumluyum. Ailem trafik kazasında öldü. Okumadım. Askere gidene kadar fırında çalıştım. Askerden döndüğümde fırın kapanmıştı. Mecbur başka iş buldum. Bir kızla tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. Hemen evlendim. Mahallede Cengiz diye biri vardı. Tesisatçı Cengiz. Beni onunla aldattı. Eve geldiğimde ikisi beraberdi.